Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi. Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında Televizyon Gazetesi'ne başlıyoruz. Efendim bugün çok parçalı bir gündemimiz var. Bakalım her tarafa koşacağız, yetişebildiğimizi yetişeceğiz, elimizden geleni yapacağız. İç politikada özel teftiş başladı haberi var. Anında da yanıt gelmiş zaten. Özel teftiş dediğimiz, hani bu İçişleri Bakanı açıklamıştı ya, 15 bin kişi aldılar, 35 bin kişi aldılar. Ondan sonra işte bunlardan bilmem ne kadarı PKK'lı, bilmem ne kadarı dev solcu falan diye teröristleri işe aldılar açıklamasıydı. Daha sonra onun tartışması 2 hafta kadar devam etti ve dün İçişleri Bakanlığı'ndan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik özel teftiş talimatı geldi. Buna da yanıt geldi. Sosyal medya dün çalkalandı. Ama dün bu konuyla ilgili olabilir diye bir haber vardı. CHP belediyeleri paraya boğulmuş diye. DİADER miydi neydi? Öyle bir dernek söz konusu. PKK'ya yakın bir din adamları derneği. Buna çeşitli CHP'li belediyeler şey yapmışlar diye, destek vermişler diye. Bu haberde bu özel teftişin öncü haberiydi zannediyorum. Dün Yeni Şafak'ta bakacağız. Nedir, ne değildir, öyle midir, böyle midir değil mi? Mesela bir devam haberi sabah 16'da PKK imamlarına seçim talimatı diye. Sonra da ilk seçimde göndereceğiz diye HDP'nin bir açıklaması var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Emin Pazarcı bu parti neden hala kapatılmıyor diye HDP'yi hedef alan bir tweet atmış, bakalım. Ve yalan haber meselesi gündeme geldi tabii tüm bu tartışmalar sırasında. Dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalan habere muhatap olan 1. ülkeyiz demiş. Doğru, böyle bir yapılan araştırma var. Bununla ilgili bir Sabah gazetesinin yazarlarından biri 3 tarafımız denizlerle, 4 tarafımız yalanlarla kaplı diye aklıma Ahmet Arif'in bir şiiri geldi. 4 yanım P nokta nokta ŞT zulası diye. Hakikaten öyle ama yani. Sosyal medyaya güvenilmiyor. Yine bu anlamda bir haber. Bunlar hepsi aynı gün içinde ortaya çıkan haberler. Mesela bir haberden bahsedeyim. George Clooney, Amerikalı ünlü yıldız. Tanır mısınız? Bilir misiniz? Hani bu George Clooney'nin eşi avukattı da, hani Doğu Perinçek İsviçre davası vardı ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Orada bu George Clooney'nin eşi Doğu Perinçek'e karşı İsviçre'yi, yani Ermeni soykırımı yalanını savunmuştu. İşte o George Clooney, artist bu. Fena da artist değil. Zamanında Abdullah Gül'ü bu George Clooney'e benzetmişlerdi. Ulan yarabbim ya, şeyin sonu yok, yalakalığın sonu yok. İşte bu George Clooney'e hesapta Türk Hava Yolları, ya demiş, gel bizim reklamlarımızda oyna. George Clooney höyt demiş, ne oynayacağım lan demiş. Sizin başkanınız demiş diktatör, sizde özgürlük yok bilmem ne demiş falan. Böyle bir şey çıktı bütün gün. Vay işte George Clooney, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden Türk Hava Yolları reklamına falan çıkmıyor diye. Akşam Türk Hava Yolları Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Vallahi George Clooney iyidir, hoştur, severim. Filmlerinden de hayranıyım ama vallahi biz hiç teklif etmedik ki reddetsin demiş. Şimdi o kadar çok yalan dolaşıyor ki ortalıkta, bildiğiniz gibi değil. Başka şeyler var. Mesela Ruslar Amerikan Büyükelçiliği'nin duvarına, hani ışıkla görüntü yansıtılıyor ya, Sovyetler Birliği bayrağını yansıtmışlar. Yok öyle 30 sene önceki Rusya, teslim olmayacağız. Büyük Rusya geliyor diye bir yazı yansıtmışlar. Tövbe ya Rabbim ya Resulullah. Ondan sonra iç olaylar var. İşçiye asgari geçim indirimi kazığı diye bir haber var. Hemen yanında da vatandaşa gizli destek diye bir haber var. Şimdi bu ikisini birden okuyacağız. İkisini birden okuyunca da keyfe bakın. Keyfi zam yapmışlar. 5 markete ceza. 5 markete değil 50 markete ceza yazın. Onlar tam bir tekel. Böyle garip işler yapıyorlar. O yüzden bakın tekel kapitalizmin de mantığına aykırıdır. Serbest piyasa mantığına da aykırıdır. Ama nedense şu anda tekelci konumundayız. Kapitalizmin emperyalist tekelci konumundayız. Cumhurbaşkanı ben bunlarla mücadele edeceğim diyor. Hayırlar olsun, kolay gelsin. Bütün bunlara karşın bir de öyle dinamik bir kesim var ki toplumda, gençlik kesimi. Onlar da bir üretim kurultayı yaptılar. Gitmiyoruz, buradayız, üreteceğiz dediler. Şule Perinçek'in bir Aydınlık'ta yorumu vardı pazar günü. Türkiye batsın da ben çıkayım olabilir mi diye bakacağız. Türkiye ve Rusya ortak üretim için hazırız demişler. Bu da güzel. Türkiye'ye karşı bir Helbrok seferinden bahsediyor Milli Gazete. İşte Yunanistan Ortodoksları bir araya getiriyormuş. Onlardan Türkiye'ye karşı bir cephe kuruyormuş. Bilmem yani bakalım. Madem elimize gelmiş ona da bir bakalım. Polonya Avrupa Birliği'ni Nazilere benzetmiş. Şimdi Almanların 3 imparatorluk diye bir şeyleri vardır. 1. Reich, 2. Reich, 3. Reich diye. Birincisi basbayağı Roma İmparatorluğunu bizim 1. İmparatorluğumuz diyor Almanlar. İkincisi 1. Dünya Savaşı öncesindeki Bismarck Alman İmparatorluğu. 3. Reich yani 3. İmparatorluk Nazi İmparatorluğu, Hitler İmparatorluğu. Avrupa Birliği bu Nazi İmparatorluğuna gönderme yaparak Avrupa Birliği 4. Reich oldu diyor, 4. İmparatorluk oldu diyor. Bize söylüyorsunuz ama asıl şeylik faşizm sizdi diyor. Buna karşın Doğu'da ilginç bir gelişme var. Mesela işte Taliban'a ne diyorlardı? Kadınlara şöyle yapıyorsun, böyle adamlar tuttular, kadın manifestosu yayınladılar. Ondan sonra kapsayıcı olun demişlerdi. Önceki gün bir Şii ekonomisti, Ekonomi Bakan Yardımcısı, Hazine Bakan Yardımcısı yaptılar. Bakalım. Efendim şey haberler de var, internette doğan, internette batan haberler de var. Mesela Ergenekon'un, balyozun en çok cefasını çekmiş subaylarımızdan biri İstanbul Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'dır. General Çetin Doğan'dır. Tahliye olduktan sonra bir süre dışarıda kaldı. En son 28 Şubat davasından tekrar cezaevine atıldı. Kim attı bunu? Kim attı içeriye? Amerika attı. Amerika neyi kullanarak attı? Türkiye'de adaleti, iç işlerini bilmem neyi ele geçiren o dönemde Fethullahçı terör örgütü yani Gladio aracılığıyla attı. Fethullahçı terör örgütü kimlerle çalışıyordu? Amerikancı liberallerle. Onların başında kim vardı? Sorosçu Kavala. Şimdi bu Çetin Doğan, efendim bir şey mi var? Efendim bu Çetin Doğan, kalk sen tamam ben hapisteyim ama bilmem kaç gündür içeride tutulan Osman Kavala'yı savunuyorum de. Yani bir nevi kuzunun celladına aşkı gibi. Ha ama neden böyle söyledi? Ne bağlantılar var onları anlatırım. Onları anlatırım bak, onları anlatmaktan geri kalmam. Hatta kısacık bir bölümünü anlatayım. Çetin Doğan'ın damadı ekonomist Dani Rodrik. Dünyaca ünlü bir liberal ekonomisttir. Hatta işte amentücü bir adamdır. Bu adam Çetin Doğan hapisteyken Ergenekon balyoz iddianamelerindeki eksiklikleri, yanlışlıkları araştırmak için Türkiye'ye geldi. Bayağı da güzel iş çıkardı. Bak inkar etmeyelim. Haklıya haklı, doğruya doğru. Bayağı da güzel sonuçlar çıkardı. Bu sırada kendisine Osman Kavala yardımcı oldu. Zaten ideolojik olarak bir adamlar. Oradan kalmış bir gönül borcu falan diye bakıyor herhalde Çetin Doğan ama asıl hapse attıran zaten Sorosçular ve FETÖ'cüler. Neyse bakacağız. Yalçın Bayar, Cumhuriyet Gazetesi'nden istifaları değerlendirmiş iki tweette. Başkası bir şey konuştuğu zaman önemli değil de Yalçın Bayar Cumhuriyet Gazetesi'nin hafızasıdır. Yalçın Bayar Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrılalı 20 yıldan fazla olmuştur ama Yalçın Bayar Cumhuriyet'te sinek kutsa bilir. O yüzden yazdıkları önemli olacak. Böyle bir gündem var. Başlayalım ama neyle başlayalım biliyor musun Anıl? Bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü. O meşhur Seymen alaylarının kurulduğu, kararınızda ısrarcı mısınız, kat'i misiniz, ölümüne paşam falan diye yemin ettikleri günün 102. yıl dönümü. İsterseniz onunla başlayalım. Evet, bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Cumhuriyet'te hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa diye bir yazı yazmış. 2 tam sayfa Doktor Alev Coşkun. Ona bakacağız ama Jandarma Genel Komutanlığı galiba geçen yıl yayınladığı bir video vardı. Gelişini özetleyen bir video. Seymenlerle Atatürk arasındaki konuşmayı anlatan, gelişin gerçek karakterini ortaya koyan bir videoydu. İsterseniz onu bir izleyelim. Ondan sonra da bu yazıdan Atatürk'ün Ankara'ya gelişini... Fikrinizde sabit misiniz? Cevap andolsun. Şimdi Atatürk'ün Ankara'ya geliş hikayesini şöyle yazmış Alev Coşkun. Arkadaşlar birazcık büyütürsek iyi olur. Yanlış yapmamış olurum okurken. Evet, Atatürk ve kurmayları 22 Aralık 1919'da Sivas'tan ayrıldılar ve 27 Aralık 1919'da Ankara'ya vardılar. Sivas'tan Ankara'ya gelirken Hacı Bektaş-Kırşehir yolunu tercih ettiler. Hacı Bektaş'ta içtenlikle karşılandılar ve bir gece misafir edildiler. Ankara'ya ulaşınca Seymenler ve halk tarafından coşkuyla karşılandılar. Burada Seymenlerdir kilit sözcük. Biraz sonra üstünde duracağız. Neden Ankara ve neden Hacı Bektaş yolu seçildi? Kısa bir altyapı ve arka plan vermeliyiz. Milli mücadelede Atatürk Sivas'ta 108 gün kaldı. 2 Eylül 1919'da Sivas'a geldi. 22 Aralık 1919'da Sivas'tan Ankara'ya hareket etti. Bu zaman diliminde Sivas Kongresi yapıldı. Sivas Kongresi'nde Temsilciler Kurulu seçildi. Böylece milli mücadelenin yürütülmesi, yani yürütme organı kurumlaştı. Atatürk'ün başkanlığındaki Temsilciler Kurulu'nun ilk işi, işbirlikçi İstanbul hükümeti ile Anadolu'nun bağlantısını kesmek oldu. İstanbul hükümeti Anadolu'daki idarecilere talimat veremiyordu. İstanbul'dan gelen talimatlar okunmadan geriye gönderiliyordu. Anadolu'daki tüm askeri ve mülki yönetim ağı Sivas'taki Temsilciler Kurulu'nun eline geçmişti. Milli mücadele yazınında bu durum ikili iktidar olarak tanımlanır. Çünkü İstanbul'da bir hükümet vardı ama Sivas'ta bir başka hükümet oluşmuştu. Milli Kuvayi Milli Otoritesi gerçekleşmişti. Talimat veremeyen, Anadolu ile iletişimi kesilen ve çaresiz kalan Damat Ferit hükümeti 2 Ekim 1919'da istifa etmek zorunda kaldı. Damat Ferit'in istifasından sonra kurulan Ali Rıza Paşa hükümeti Sivas Kongresi kararlarını ve kongrede seçilen Temsilciler Kurulu'nun tanıdığını açıkladı. Bu durum milli mücadelede Atatürk'ün ilk siyasal zaferidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal 50 gün sonra Erzurum'da 8 Temmuz 1919'da askerlikten çıkarılıyor. generalliği elinden alınıyor, savaş meydanlarında elde ettiği rütbeleri sökülüyor, asi olarak ilan ediliyor ve tutuklanıp İstanbul'a getirilmesi için hakkında kararlar çıkartılıyordu. Ancak sadece 4 ay 10 gün sonra İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i ve Kuvayi Milliyecilerin gücünü kabul etmek zorunda kalıyordu. Üstelik İstanbul'da oluşan Ali Rıza Paşa hükümeti Temsilciler Kurulu ile Amasya'da bir uzlaşı toplantısı yapmaya da karar verdi. Bu toplantıya İstanbul hükümeti adına Salih Paşa, Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami katıldılar. Amasya'daki bu uzlaşı toplantısında Sivas Kongresi'nde alınan en önemli kararlar seçimlerin yapılarak Millet Meclisi'nin açılmasının kabul edilmesidir. Seçimler yapılacak ancak meclis nerede toplanacak sorusu o günlerin en yakıcı sorusuydu. Atatürk İstanbul'u işgal altında ve fiilen tehlike mevcuttur. Milli Meclis'in toplantısının mutlak güven içinde olması ilk ve en esaslı şarttır. Bu sebeple Anadolu'da tam bir emniyet ve güvenin olduğu yerde toplantının yapılması zorunludur diyordu. Atatürk böyle diyordu ama yakın arkadaşları ve komutanlar meclisin Anadolu'da değil İstanbul'da toplanması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Özellikle bu konuyu çözmek için o tarihte Anadolu'daki komutanlar Sivas'a davet edildiler. Komutanlar ve Temsilciler Kurulu üyeleri Sivas'ta ortak toplantı yaptılar. 16 Kasım'da başlayan bu toplantı 28 Kasım 1919'a kadar sürdü. 12 gün toplantı yapmışlar. Meclis nerede toplansın diye 12 gün. 12 gün. Bu toplantılara Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve diğer komutanlar da katıldılar. Atatürk komutanlar toplantısında şöyle diyor. Çok önemli olan meclisin toplanacağı yer konusunda kendi başına karar verip bu kararda millete ve seçilen milletvekillerine uygulamak pek tehlikeli olurdu. Gerçek eğilimi anlayarak uygulanabilecek kararı bulmak zorunluluğuyla karşı karşıyaydım. 15 gün süren komutanlar toplantısında alınan kararların özeti şöyledir. Bazı sakıncalarına bakmayarak Millet Meclisi İstanbul'da toplanmalıdır. Seçilen milletvekillerini durum hakkında aydınlatmak ve onların da görüşlerini almak için milletvekillerini İstanbul'a gitmeden önce Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir, Edirne gibi yerlerde toplayarak kendileriyle görüşmelerde bulunulmalıdır. Komutanlar toplantısında Temsilciler Kurulu'nun çalışmalarını nerede devam edeceği konusu da ele alındı. Kurulun Konya, Eskişehir, Ankara illerinden birinde çalışmalarını yürütmesi üzerinde durulmuştu. Gerek merkezi konumu, gerek kolordu komutanlığının bulunduğu bir yer oluşu, gerekse demiryolu ulaşım olanakları nedeniyle Ankara öne çıkıyordu. Evet, Ankara'ya gitmeye karar verilmişti. Ancak Temsilciler Kurulu'nun kasasında para kalmamıştı. Bir dakika şimdi. Şimdi neden böyle tespit etmişler? Gerek merkezi konumu, gerek kolordu komutanlığının bulunduğu bir yer oluşu, gerekse demiryolu ulaşımı olanakları nedeniyle Ankara öne çıkıyordu. Başka sebep var mı? Başka sebep olabilir mi? Biraz düşünelim arkadaşlar. Şimdi bakın, Ankara'nın merkezine ve hemen yakın ilçelerine, işte Kızılcahamam, Kazan, ne bileyim, basbayağı Türk isimleri, basbayağı bir Türk kimliği Ankara'da dipdiri. Haymanası, şusu, busu, değil mi? Peki İstanbul'un durumu ne? İşgal altında ve işgalcilerle işbirlikçi konumunda. Atatürk ne yapmak istiyor? Bir milli ruhu, bir Türklük ruhunu ayağa kaldırmak ve o ruhu savaştırarak Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak. Bunun için neresi var? Türklük ruhunun en canlı yaşadığı yer Orta Anadolu, Ankara ve etrafı. Belki Ankara'nın tercih edilme sebeplerinden biri de budur. Şimdi devam edelim. Para meselesindeydik. Biraz yukarıya çıkın çocuklar. Evet. Kasada para kalmamıştı. Kurulun mali ve idari işleri eski Bitlis milletvekili Mazhar Müfit Bey yürütüyordu. Cumhuriyet Gazetesi okuyorsanız Işık Kansu vardır. Onun büyük ihtimalle dedesi Mazhar Müfit Kansu. Mustafa Kemal borç alınmasına, hele de bankalardan borç alınmasına karşıydı. Bu yakıcı konuyla ilgili olarak Kansu'nun kaleminden durumu izleyelim. Mustafa Kemal, Ankara'ya gitmek zamanı yaklaşıyor. Hazırlanmak için lazım gelenlere emir verdim. Sen de kesenin ağzını aç bakalım demiş. Mazhar Müfit Kansu, hangi kesenin ağzını? Ağzı açılacak kese mi var? Mustafa Kemal, şakayı bırakalım, yol için para lazım, mevcudumuz nedir? Mazhar Müfit Kansu, bankalardan Temsilciler Kurulu adına borç alamayız. Şahsımız namına alırız. Mesela ben, sen ve diğer bir arkadaş bankadan borç para alamaz mıyız? Bu da mı soygunculuk sayılacak? Mustafa Kemal, bizim durumumuz buna uygun değil, şahsımızdan da olsa yine hepimize bulaştıracak soygunculuğa başladılar derler. Mazhar Müfit Kansu, düşüneyim fakat düşündüğümü uygulamak için müdahale etmemeniz lazım. Aksi takdirde her bulunacak çareye bir sakınca bulacak olursanız bu iş çözülmez. Mustafa Kemal demiş ki, artık bilmem, ne yaparsan yap, sen de sakıncalara elbet benim kadar düşünürsün. Görüleceği gibi Mustafa Kemal para konusunda çok duyarlıydı. Bankadan borç para alamayız, bizi soyguncu olarak görürler diyordu. Mazhar Müfit o günlere ilgili olarak şunları yazmış. Yol hazırlıkları yapılıyordu. Yolda gerekli olan çanta ve torbalara konulanların dışındaki eşyalar ayrıca gidecekti. Fakat bütün paramız ancak yol için 20 yumurta, 1 kilo peynir, 10 ekmeğe yettiğinden bunları aldırdık. Mazhar Müfit en sonunda Edirne'de görev yaptığı dönemde tanıdığı Osmanlı Bankası Müdürü Mösyö Oskar Schmidt'i ikna etti. Eski Bitlis valisi sanıyla bir senet imzalayarak Osmanlı Bankası'ndan 2000 lira borç aldı. Borç senedine Yüzbaşı Bedri Bey tüccardan diye imza atarak borca kefil oldu. Otomobiller için gerekli olan 2 çift iç ve dış lastik ile 6 teneke benzin Sivas Amerikan Okulu müdüresinden sağlandı. Bunları anlatmamızın nedeni milli mücadelenin ne derece çetin ve zor yollardan geçilerek başarıldığını gözler önüne sermektir. Sivas Lisesi önünde halk toplanmıştı. Bir kısım halk at arabalarıyla kurulu Sivas sınırına kadar izledi. Kar yağıyordu ama halkın sıcak gösterileri eşliğinde 3 araba yola koyulmuştu. Sivas'tan Ankara'ya en kısa yol Yozgat üzerinden gider. Atatürk, Kayseri üzerinden Mucur-Hacı Bektaş yol seçeneğini uygun gördü. Amacı Bektaşi ve Alevilerin merkezi Hacı Bektaş'a uğramaktı. Burada Bektaşilerin önderi Salih Niyazi Dede Baba ve Alevilerin lideri Cemalettin Çelebi bulunuyordu. Kafile Kayseri'ye 2 günde varabildi. 19 Aralık 1919 Cuma akşamı Kayseri'de 150 kişilik atlı milis tarafından Kumarlı köyünde karşılandılar. Şehir bayraklarla süslenmişti. Mustafa Kemal, İmamzade Reşit Ağa'nın diğerleri Nuh Naci Bey'in evinde ağırlandılar. Mustafa Kemal Ankara'ya giderken Sivas-Yozgat-Ankara yolunu değil Kayseri-Hacı Bektaş yolunu izledi. 2 gün Kayseri'de kalan Mustafa Kemal ve arkadaşları Mucur üzerinden 22 Aralık'ta Hacı Bektaş'a geldiler. Cemalettin Çelebi ve Salih Niyazi Dede Baba 22 Aralık 1919'da Hacı Bektaş sınırlarına giren Mustafa Kemal'i Beştaşlar adı verilen yerde karşıladılar. Atatürk doğruca Cemalettin Çelebi Efendi'nin oturduğu binaya yöneldi. Binaya girdikten kısa bir süre sonra istirahat buyurunuz diyen Cemalettin Çelebi Efendi odadan ayrıldı. Ortalık kararıncaya kadar Mustafa Kemal istirahat etti. O sırada odaya bir yer masası gibi yuvarlak tezgah getirildi ve rakı takımları kuruldu. Cemalettin Efendi rahatsız olduğu için içmediğini ancak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının şerefine içeceğini söyledi. Mustafa Kemal biz de içmiyoruz deyince Cemalettin Efendi burada içmemek nasıl olur, bu adeta bizi tahkir etmek olur diyerek kadehini Mustafa Kemal'e sundu. Yemekten sonra Mustafa Kemal ile Cemalettin Çelebi Efendi görüştüler. Cemalettin Çelebi Efendi Mustafa Kemal'e Kuvayi Milliye'nin yanında olduğu sözünü verdi. Cemalettin Çelebi'nin evinde o gece konuk olan Atatürk, ertesi gün dergahı ve Hazreti Pir'i ziyaret etti. Evet, Hacı Bektaş'ta Cemalettin Çelebi'nin Mustafa Kemal'e zaferden sonra Cumhuriyet rejiminin kurulması konusunda görüş ileri sürdüğü, Atatürk'ün Çelebi'nin kulağına kararlılığını fısıldadığı bu toplantıda Hacı Bektaş dergahı önderlerinde Atatürk'e söz verdiği çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Atatürk'ün Ankara'ya giderken Hacı Bektaş'a uğraması, orada bir gece kalması, gerek Çelebi Cemalettin gerekse Bektaşi dedesi Niyazi Baba ile görüşmesi stratejik yönden çok önemliydi. Türkiye'deki Alevi ve Bektaşilerin merkezini ziyaret ve liderleriyle görüşme çok etkili oldu. Bu ziyaretin stratejik anlamı olduğu kuşkusuzdur. Nitekim Bektaşilerin lideri Salih Niyazi Dede Baba ve Alevilerin lideri Cemalettin Efendi, Kuvayi Milliye'yi, İstiklal Savaşı'nı ve daha sonra Cumhuriyet atılımlarını içtenlikle desteklediler. Bilindiği gibi 23 Nisan 1920'de açılan Meclis'in 2. Başkan Vekilliğine toplantıda hazır bulunmamasına rağmen Kırşehir Milletvekili Cemalettin Çelebi seçildi. Başkan Vekilliğine seçildiğini öğrenen Cemalettin Çelebi, Meclis Başkanlığına gönderdiği telgrafta verilen bu görevden onur duyduğunu belirtti. Temsilciler Meclisi Kurulu'nun Hacı Bektaş'tan sonra geçiş güzergahı şöyledir. Önce Mucur, 24 Aralık'ta Kırşehir, 25 Aralık'ta Kaman, 26 Aralık'ta Beynam'a gelindi. Tüm merkezlerde coşkuyla karşılandılar. Sivas'tan Hacı Bektaş yoluyla Ankara'ya geliş 9 gün sürmüştü ve 10. gün 27 Aralık 1919 Cumartesi saat 11'de 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy ile Ankara Valisi Yahya Galip Bey, Atatürk ve arkadaşlarının Dikmen sırtlarında karşıladılar. Mustafa Kemal ve arkadaşları il merkezinde bugünkü Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan binlerce Ankaralı tarafından karşılandı. Ankara Müdafaa-i Hukuk Derneği Başkanı Rıfat Börekçi Hoca, bu aynı zamanda Ankara müftüsüdür arkadaşlar. Rıfat Börekçi Hoca seymenlerle birlikte karşılayanların arasındaydı. Mustafa Kemal ve arkadaşları halkla birlikte Hacı Bayram'a kadar yürüdü. Ki bayağı 3 kilometre falan bir yoldur orası Genelkurmay'dan Hacı Bayram'a. Türbeyi ziyaret etti ve arkadaşlar bakar mısınız? Önce Hacı Bektaş'ta Alevilerin ve Bektaşilerin liderlerini ziyaret ediyor. Daha sonra Ahiliğin lideri, Ahiliğin önderi Hacı Bayram Veli'yi ziyaret ediyor. Ondan sonra bu adamdan din düşmanı diye bahsetmiyorlar mı? Nefret ediyor mu? Vallahi billahi. Evet, türbeyi ziyaret etti ve kısa bir konuşmayla Ankara halkına teşekkür etti. Daha sonra kendisinin konuk edileceği Ziraat Mektebi'ne geçti. Aynı gün akşamı yayınlanan bir bildiriyle Temsilciler Kurulu merkezinin artık Ankara olduğu duyuruldu. Ertesi gün 28 Aralık 1919'da Ankara'nın ileri gelenleri, yakın ilçelerden gelen kurullar, ayrıca ticaret ve sanat sahiplerinden oluşan bir grup Atatürk'ü Ziraat Mektebi'nde ziyaret etti. Atatürk Mondros Ateşkesi'nden başlayarak tüm gelişmeleri özetleyen bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal ve arkadaşları gerçekten etkin çalışmalarını sürdürecekleri toplumsal ortamı bulmuş olmanın mutluluğu ve esenliği içindeydiler. Atatürk, nutukta Ankara'ya gelmesinin önemini şöyle açıklıyor. Uyulacak yol ve yöntem şudur ki, genel durumu yönetip yürütme sorumluluğunu üzerine alanlar, en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmalıdır. Ankara bu şartları kendinde toplayan bir noktadaydı. Cephelere ve İstanbul'a demiryolu ağıyla bağlı bulunan ve genel durumu yönetme bakımından Sivas'tan hiçbir farkı olmayan Ankara'ya gelecektik. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması zorunlu görüldükten sonra Ankara'ya gelmenin ne kadar yerinde ve yararlı olduğunu açıklamayı gereksiz bulurum demiş. Evet, peki neden Ankara önemli? Ankara, Atatürk'ün Ankara'sı nedir? Bir de ona da bakalım. Sonra bu bölümü kapatalım. Biraz yukarıya çıkarsa arkadaşlar bir zahmet. Yukarıdan alalım. Evet. Onun Ankara'sı demiş. Şöyle bir yer. Anadolu'da bir başka anlatımda başkentler coğrafyasıdır. Bu topraklarda uygarlıklar kuran Anadolu'nun pek çok bölgesinde başkentte kurmuşlardır. Binlerce yıllık zaman dilimine 100'den fazla başkent sığmıştır. Hangi bölgeye giderseniz gidin orada mutlaka bir eski başkente rastlarsınız. Dünya uygarlık tarihini Anadolu'yu görmezden gelerek anlatamazsınız. Türklerden önce bilinen 35 uygarlığın devlet kurduğu Anadolu'da bir o kadar da göçebe devlet gelip geçmiştir. Ahmet Taner Kışlalı'nın siyasi tarih kitabında altını çizdiğim cümlelerden biri şudur. 1071'de Türkler Anadolu'yu fethetti, Anadolu'da Türkleri. Sözcüğün altında pek çok şey gizli. En çok da 3 büyük isim var. Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre. 13. yüzyılda batıdan Haçlıların, doğudan Moğolların çok ama çok kanlı saldırısını yaşayan Anadolu bundan şunu çıkardı: hoşgörü. Devamında Nasreddin Hoca doğdu. Anadolu'nun tam ortasındaki Ankara'da Anadolu kadar derin bir tarihe sahiptir. Bugünün siyasi coğrafyasıyla Anadolu'nun 10 ilini kat edip Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'la 9 ilini kat edip Karadeniz'e dökülen Sakarya Irmağı'nın tek ortak ili Ankara'dır. Bir başka deyişle Kızılırmak'la Sakarya Anadolu'nun ortasında bir yay çizerken Ankara'da buluşur ve geniş açıyla yoluna devam eder. İşte Ankara bu iki büyük ırmağın bereketi üzerine kuruludur. 3 milyon yaşındaki Kızılırmak ve Sakarya Ankara'nın 5000 yıllık tarihini çok yeni bulabilir ama bu zaman dilimi de az değildir. Bilinen tarih sahnesine Hititlerle çıkan Ankara coğrafyası Friglere başkentlik etmiştir. Frig yazıtlarının hala tam olarak çözülmemiş olması insanı bambaşka olasılıklara sürükler, şu soruyu sordurur. Acaba Frigler katıksız bir Anadolu olduğu için mi öteleniyor? Soruyu çengelli bırakıp devam edelim. Büyük İskender Ankara Gordion'da büyük olmuştur. Tarih sahnesinin o büyük dönemecinde Anadolu üzerinden Asya seferine çıkan Makedonya kralı Büyük İskender bir kışını geçirdiği Ankara'da düğümü öyle ya da böyle çözdüğü için büyük oldu. Ama onlardan daha büyük olan Ankara vardı. Ankara tarihin sonraki dönemeçlerinde, evet, yani çok önemli olaylara tanıklık etti. Arkeolojinin ayrıntıları daha sonra bakarız diyor. 1876'da belediye olan Ankara'nın 19. yüzyılı büyük talihsizliklerle doludur. İki büyük kıtlık, veba salgını, çok ağır kış koşulları, Kırım Savaşı'na gönderdiği binlerce asker Ankara'nın belini büker. Bozkır'ın ortasında geleceğini arayan bir kente dönüşür. Mustafa Kemal'in coğrafya ve tarih bilgisi şunu söyler: Anadolu'nun iki yakası tam ancak tam ortadan birleşir. İşte Mustafa Kemal de bunu yaptı. O Ankara'yı rastgele seçmedi. Ahilerin devlet kurduğu Ankara, Cumhuriyet bilincine neredeyse yüzyıllar önceden hazırdı. Bu düşüncesinde yanılmadığında tez zamanda gördü. Büyükelçi Bilal Şimşir'in Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Özcan'ın yazıları, kitapları bunun örnek anlatımlarıyla doldur. Bu konudaki güzel sözlerden birini 1930'lu yılların Avusturya Büyükelçisi Norbert von Bischoff şöyle demiştir: Atatürk'ün en büyük eseri Ankara'dır, çünkü büyük eserlerini Ankara'da vermiştir. Evet, Ankara böyle bir yer ve Ankara böyle seçilmiş ve Ankara seçilirken kurulan Seymen Alayı üstüne durulması gereken bir başka nokta. Şimdi biz çocukluğumuzda, ilkokulda, ortaokulda, lisede falan hep şöyle gördük. Atatürk Ankara'ya geldi, Seymenler onu böyle hayda hop oynayarak karşıladılar. Aa, ne kadar güzel dedik. Bu Seymenler de ne tatlı adamlarmış ha. Folklorla karşı. İşin aslı başkaymış. Ben yıllar sonra rahmetli Cemal abiden öğrendim. Sonra onun bir kitabından, kendi kitabıma da alıntı yaptım bu konuyu. Arkadaşlar, Seymen Alayı Kızılca Kıyamet Günleri denen günlerde kurulur. Kaç bin yıllık Türk tarihi içinde benim öğrenebildiğim 3 defa kurulmuştur Seymen Alayı. Biri Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda Selçuk Bey için. Anlamı da şudur: biz Türkler yeni bir devlet kuruyoruz. Bu devletin adı Selçuklu Devleti ve başına da bu adamı getiriyoruz. Selçuk Bey'i getiriyoruz. Birinci Seymen Alayı benim bildiğim budur. İkinci Seymen Alayı Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu zaman Osman Bey'i biz Türkler yeni bir devlet kuruyoruz, başımızdaki adam da budur demek için kurulmuştur. Üçüncü Seymen Alayı benim bildiğim, varsa başka öğrenirseniz bana da bildirin. Üçüncü Seymen Alayı Türk tarihinde Mustafa Kemal Atatürk için Ankara'da kurulmuştur. Ve ben öyle zannediyorum. Atatürk'ün Ankara'ya geleceği öğrenilir öğrenilmez Seymen Alayı'nın hazırlıkları başlamıştır. Binlerce atlı. Ankara'nın nüfusu kaç? Demek ki birileri bunu organize etti ki en büyük ihtimal, işte o Hacı Bektaş dergahının bunu organize etme ihtimali, ama ihtimal yine de, bütün çevredeki ne kadar Türkmen obası, Türkmen köyü, kasabası varsa oralara haber gönderilmiş, hazırlık yapılmış ve Ankara'da bu büyük Seymen Alayı kurulmuştur, düzenlenmiştir. Paşa sorar, kararınızda kat'i misiniz? Seymenler andolsun der. O yüzden bunlara Kızılca Kıyamet Günleri denir. Çünkü devlet kurmak öyle kolay kolay her milletin becerebileceği bir iş değildir. Devlet kurmak öyle her milletin kolay kolay becerebileceği bir iş değildir. Ama o kurduğun devleti ayakta tutmak daha da büyük bir iştir. Mustafa Kemal Atatürk kurduğu devleti ayakta tutmak için şunu söyler: en büyük askeri zaferler dahi bir iktisadi zaferle taçlandırılmak zorundadır. O yüzden üretime dönmüştür yüzünü. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ancak ve ancak üretimle, bir üretim devrimiyle daha dik duruma gelebilir ve daha yükseğe zıplayabilir, daha ileriye koşabilir, gözleri daha büyük ufukları görebilir. Bunu kim yapacak? Türkiye'nin en dinamik kesimi, gençliği yapacak. Gençlik... Bunda gençlik yapacak işte, gençlik. Ne diyecek gençlik? Dünkü Aydınlığın birinci sayfasında vardı, devam sayfasında da vardı. Ne diyordu gençlik? Gitmiyoruz, buradayız, üreteceğiz. Üretmediğiniz zaman, yaratmadığınız zaman başka milletlerin, başka devletlerin avucuna bakarsınız. Bunun tek şartı budur. Arkadaşlar gitmiyoruz, buradayız, üreteceğiz. Sayfanın tam ortasında A8 Pazar diye yazdığım haberi lütfederseniz sevinirim. Buyurun. Ne dedik? Devlet kurmak her milletin harcı değildir. Devleti kurarsın da onu ayakta tutmak mesele. İşte 1950'lerden beri en zorlandığımız durum bu. Çünkü üretmeyip başka devletlerin, başka birliklerin dediklerini yapar hale geldik. Sonuç ortada. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Gitmiyoruz, buradayız, ülkemiz için üreteceğiz diyenlerin gösterdiği yolla, gösterdiği çabayla çıkacağız. Çalışan gençlik, üreten Türkiye kurultayında buluşan gençler, Türkiye'nin geleceği için çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Gençler, yurt dışına gitme taleplerinin olmadığını, istihdam olanaklarının artılması gerektiğini belirtti. Haberin tamamını okuyabilirim ama zaten Ulusal Kanal'da izlemişsinizdir, Aydınlık'ta okumuşsunuzdur. Temel olarak gençlerin ortaya koyduğu prensipleri ileteyim ben size. Bir ülkenin gençliği en büyük üstünlüğüdür. Türk gençliği olarak devletimizin ve milletimizin refahı için çalışacağız. Gençlik çalışır, Türkiye kazanır. Üretmek istiyoruz. Gençlik icatçıdır. Gençlik enerji doludur, gençlik güçlüdür. Bu üstünlüklerimizde üreten Türkiye'nin meşalesiyiz. Yeter ki istihdam sağlansın, yeter ki gençliğe daha çok iş alanı açılsın. Fabrikaya koşarız, tarlaya koşarız, tezgaha, laboratuvara koşarız. Bizler vatanımız için üretime adanmaya hazırız. Türk gençliğinin önünü ancak açacak yatırımlar istiyoruz. O yatırımlara sağlanacak işlere talibiz. Ekmek teknelerine, yeni fabrikalara, ekilecek tarlalara verim getirmeye hazırız. Anadolu ve Trakya'mızın bereketli toprakları, erdemli, yetenekli insan pınarıdır. Üretimden koparılan Türkiye, insan kaynağının zenginliğini de toprağa gömdü. Büyük üstünlüklerimizi erkenden keşfedecek ve üretime, bilime, sanata, spora ve kültüre kazandırmak istiyoruz. Eğitim ve öğretimin her aşamada parasız olması bizleri ateşleyecek, çalışkanlığını ve üretkenliğini yükseltecektir. Zeki, çevik ve ahlaklı gençlik için anaokulundan üniversite sonuna kadar parasız eğitim, kültür ve spor hizmeti istiyoruz. Hayata borç yüküyle atılmak istemiyoruz. Katlanan borçlara ve faizlere çalışmak istemiyoruz. KYK borçları kaldırılsın, gençlik faize çalışmasın, üretim süreçlerine gönül rahatlığıyla koşalım. Biz Türkiye gençliğiyiz. Küresel efendiler bizi uyuşturucu batağına sürükleyemez. Uyuşturucuyla bizi üretimden ve hayattan koparmalarına izin vermeyeceğiz. Uyuşturucunun her türlüsünü yürekli annelerimizle, devlet ve millet seferberliğiyle bitireceğiz. Doğu Akdeniz'den namlularını Türkiye'ye çevirenler, Türk ordusundan ve Türk gençliğinden korksun. Tam bağımsız ve üreten Türkiye'ye giden yolun dikensiz olmadığını biliyoruz. Sırtımızı Türkiye'nin 200 yıllık devrim mirasına, imparatorluklar birikimine yaslıyoruz. İkinci İstiklal Savaşı'mızda ve Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nda gençlik en öndedir. Yeni bir dünya kuruluyor, dünyamız gençleşiyor. İnsancılık, kamuculuk, üretim ve bütün insanlık değerlerinin bayrağı Asya'dan yükseliyor. Asyalı Türk milletinin gençliği olarak yozlaşan, bireycileşen, topluma yabancılaşan, çürüyen ve çöken Atlantik'e meydan okuyoruz demiş. Şimdi bu gençliğin iradesidir. Mustafa Kemal soruyor ya Seymenlere, kararınızda kat'i misiniz? Andolsun diyorlar. Bu da gençliğin andolsunudur. Peki ama gençliğin bu kararlılığını hayata, üretime dönüştürebilecek şey nedir? Siyasi iradedir. Siyasi irade ne diyor? Siyasi irade katılmış bu toplantıya. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın programında olduğu için kurultaya katılamadı. Kasapoğlu'nun temsilen danışmanı Emre Şahin kurultaydaydı. Şahin, bakanın kurultaya gönderdiği mesajı okudu. Kasapoğlu yani bakan şunları söylemiş. Türkiye sahip olduğu imkanlar ve altyapısı ile sadece bölgesinde değil, dünyada da en yükseklere sahip ülkelerden biridir. Hedeflerine doğru kararlılıkla yürümekte olan Türkiye'yi istikametinde kuvvetlendirmek ve insan kaynağını ülkemizin potansiyelini en uygun şekilde sürdürmek hepimizin asli görevidir. Bu anlamda üniversitelerimizden gelen temsilcilerimizin ve her sektörden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen Çalışan Gençlik Üreten Türkiye Kurultayı'nın üstlendiği misyonu takdirle karşılıyorum. Kurultayın düzenlenmesinde başta TGB olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor. Etkinliğin güçlü Türkiye idealine bizleri daha fazla yaklaştırmasını ve 2023, 2053, 2071 milli hedeflerimize ulaşma yolunda bizlere ilham olmasını temenni ediyorum demiş. Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan da konuşmuş. İl dışında olmam sebebiyle, daha doğrusu mesaj göndermiş. Toplantınıza katılamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ekonomik kurtuluş savaşında en kritik görevi ve en ağır sorumluluğu göğüsleyen Türkiye Gençlik Birliği üyesi kıymetli gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Bu sürecin en önemli aktörleri olan siz gençlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirterek gayretlerinizin başarıya ulaşmasını istiyorum. Üretim devrimlerinin mimarı ve bu gençlerin en büyük destekçisi Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek bir konuşma yapmış. Demiş ki, kahramanlarsınız. Milletler zor durumlarla karşılaşınca kahramanlara ihtiyacı vardır. Bugün hem güvenlik hem ekonomide ciddi zorluklarla göğüs göğüseyiz. Biz bu zorlukları Türk devriminin birikimiyle yeneceğiz. Siz gençliğin kahramanlığına sonuna kadar güveniyoruz. Önümüzde sizin kahramanlıklarınız var. Sizler yapıcılarsınız. En büyük üretici güç insandır. Doğayı insan işlediği zaman üretici güçtür. Makineyi de çalıştıran, yapay zekayı da devreye sokan insanın kendisidir. Biz geleceğe bu büyük üretici güç ile güvenle bakıyoruz. Önümüzde işsiz ordusu değil, çalışan gençlik ordusu olacak. Türkiye'ye 80'lerde dayatılan model sürdürülemez hale geldi. Türkiye'nin gündemine Üreten Türkiye programı giriyor. Önümüzde Üreten Türkiye programı var. Tasarruf yapacağız, sanayiye, tarıma yatırım yapacağız. Türkiye'nin sorunlarını üretimle aşacağız. Bu gündemin kahramanısınız. Z kuşağı yok, Türk gençliği var. Sizler gözleri ışıl ışıl ışıldayan, elleri kazma kürek tutmaya, traktör sürmeye hazır Türk gençliğisiniz. Yeni bir dünya kuruluyor. Atlantik artık Türkiye'ye bölünme dayatamıyor. Yükselen Asya uygarlığının en önde yürüyen Türkiye var. Asya gençliğiyle ayağa kalkıyor, kamucu bir uygarlık geliyor. Yüreklerimiz, bileklerimiz güçlü Türkiye'nin geleceği sigortalanmıştır. Çünkü siz varsınız kardeşlerim demiş. Aslında gençler bu kurultayın bir provasını yaptılar. Ben de tanık oldum. Ne zaman yaptılar? Eylül ayı başlarında yaptılar. Çanakkale'de yaptılar. Orada toplandılar. Orada köylülerle birlikte domates topladılar, ne bileyim işte salça yaptılar, şunu yaptılar bunu. Ama hayatının içinde o üretimin en yakın, en canlı kanıtı oldular. Şimdi bu kurultay arkasından çok daha büyük işler yapacaklarını düşünüyorum Türk gençliğinin. Evet, Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk tarafından kendisine emanet edildiği gençliktir. Ve biz gençliği önümüzde yol açıcı bir kar küreme makinesi olarak görürüz. En yaratıcı gençliktir. En atılgan gençliktir. O yüzden ey Türk gençliği diye başlıyor ya, birinci vazifen, bugünlerde birinci vazifen, yine Türkiye Cumhuriyeti'ni ve istiklalini korumaktır ama üretimdir. Birinci vazifen üretimdir. Bir müzik arası, reklam arası değil, müzik arası devam ediyoruz. Anıl var ya, yahu Atatürk'ün Ankara'ya gelişi diyoruz, Türk ruhunun uyanışı diyoruz, arkasından Türk gençliği. Ondan sonra kalkıyor Hırvatça mıdır, Sırpça mıdır, Boşnakça mıdır, Arnavut. Tamam, bütün dillere, bütün insanlığa saygılıyız ama ne bileyim gün doğdu, hep uyandık falan gibi bir şeyler bulaydın ya. Hadi olmadı Ankara türküsü ya. Neyse, bu senin seçimin, benim seçimimi öğrendim. Bir dahakine öyle gidelim. Arkadaşlar, şimdi tabii şöyle de düşünün. Anıl içeride bir taraftan benim okuyacağım haberi çekiyor, bir taraftan bir telefon görüşmesi yapıyor, bir taraftan bilmem ne. Yani insanın 8 eli, 3 beyni, 15 gözü olsa dayanmaz. O yüzden sevgiyle, saygıyla devam edeceğiz. Efendim şimdi üretim dedik ya, Türkiye ve Rusya ortak üretim için hazırız demiş. Bugün Aydınlık'ın manşetinde gördüm. Rusya Ticaret Temsilcisi Aydınlık'a bir açıklama yapmış. Neymiş ortak üretim için hazırız? Son 30 yılda Rusya ve Türkiye'nin sağlam ticari ve ekonomik ilişkiler kurmayı başardığını hatırlatan Aydar Gaşigullin, iki ülkenin birçok alanda işbirliği yapabileceğini belirtti. Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istemişler. Bakalım o zaman, bakalım gübre için gerekli olan ham maddenin Rusya'da olduğunu kaydeden Gaşgulli'nin, Rusya'da üretip Türkiye'ye getirmenin maliyeti daha ucuz olur, Türkiye'de düşük fiyatlarla gübre temin eder. Rusya'nın buğday üretiminin yüksek olduğunu vurgulayan temsilci, Türkiye'nin tarım makineleri ve un fabrikaları birikiminden yararlanmak istediklerini ifade etti. Gaşigullin, ilaç, biyoteknoloji, uzay, uçak, otomotiv, demiryolu sektörlerinde de yeni ortaklıklar kurulabileceğini bildirdi. Gaşigullin, Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz tedariğinde sorun yaşamayacağını söyledi. Türk müteahhitlerinin Rusya'da 70 milyar dolarlık iş üstlendiklerini belirten Rus temsilci, Türkiye'de 1000'den fazla Rus şirketinin faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Hükümet ve iş çevreleri arasında bir saat ayarı yapılmasının işbirliğini derinleştireceğini işaret eden Gaşigullin, 1 milyar dolar sermayeli Türk-Rus yatırım fonu kurmak amacıyla bir anlaşma imzalandığında hatırlattığı, bak ne güzel, 1. Biz üreteceğiz, 2. Yetmediği yerde komşularla birlikte üreteceğiz. Bakın mesela Suriye ile hala el sıkışmadık. Suriye ile zeytinyağı, tarım konusunda bir sürü işbirliği yapabileceğimiz alan var. İran'la. Adamların petrolü var ama tarafı çok zayıf. Arıtma tarafı çok zayıf. Onlara petrol rafinerileri konusunda bizler gidip bir şeyler... Yani üreteceksin, kendi başına üreteceksin, komşularınla üreteceksin ve emperyalizme karşı direneceksin. Güzel haberler bunlar, güzel haberler, güzel, iyi. Peki, başka ne var? Başka şu var, işçiler, asgari ücreti... Şimdi medyada öyle bir hal var ki, bir taraf her şey berbat diyor, berbat, yaşanmaz bu ülkede diyor. Öbür taraf her şey çok güzel, harika. Abi ikisinin ortası yok mu? Bakın pazara, çarşıya, şuraya, buraya çıktığımız zaman hayat pahalılığını görüyoruz. Niye her şey harika, şahane, müthiş diyorsunuz? Öbür tarafta her şey berbat. Ya güzel şeyler de var. Niye illa her şey berbat? Bakın iki tane haber. Bir tanesi işçiye agi kazığı diyor. Asgari geçim indirimi kazığı. İşçiye agi kazığı, hani asgari ücret 4253 lira oldu ya. Yok, beğenmiyoruz. Niye beğenmiyoruz? Şundan beğenmiyoruz. Asgari geçim indiriminin kaldırılması milyonlarca çalışanı vurdu. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücret kadarlık kısmından gelir vergisi ve damga vergisi muaf tutuldu. Bu düzenleme davul zurna ile kutlandı ama kanunun son hali daha fare doğurdu diyor. Asgari ücret %50 artışla 4253 lira yapıldı ve vergiler kaldırıldı. Asgari geçim indirimi de 14 yıl sonra kalktı. Agi işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre aldığı maddi destekti. İşçiye eşinin çalışmaması ya da çocuk sayısına göre ücret ödeniyordu. Agi'nin kaldırılması işçileri kötü etkiledi. En çok da eski çalışmayan ve çok çocuklu işçileri vurdu. Tamam, güzel, doğru, haklısınız. Ama bir hafta önce ne diyordu bu gazeteler? Asgari ücreti istersen 6000 lira yap. Enflasyon var. Şimdi ne oldu da asgari geçim indiriminin kaldırılmasına kadar geldi iş? Ya bir durun ya. Ha öbür tarafa baktığında her şey şahane, acayip güzel. Ne diyordu öbür haber? Ne diyordu? Şu, vatandaşa gizli destek. Ne demek vatandaşa gizli destek ya? Vatandaşa gizli destek ne demek? Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi. Gaz faturasının %80'ini, elektriğinde yarısını karşılayan devlet vatandaşın sırtındaki yükü hafifletti. Nasıl yapmış bunu? Uluslararası piyasalarda hızla artan enerji fiyatları konutlarda kullanılan doğal gaza yansıtılmadı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Yani gazın neredeyse %80'ini devlet üstlendi dedi. Elektrikte de benzer uygulama var. Bakan elektrikte faturanın yarısı hazine bütçesinden sübvanse ediliyor. Gaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödedi diye konuştu. Dönmez yeni yılda faturadan kalkacak olan TRT payının etkisinde 3 milyar lira olduğunu söyledi. Bir dakikada vatandaşa gizli destek başlığını niye atıyorsunuz? Arkadaşlar bir devlet sosyal devlettir bu ülkenin anayasasına göre. Zaten sen vatandaşa gazı verebileceğin en düşük fiyata vereceksin. Kamu kurumlarındaki görev zararı kalemi bunun içindir. Bunun içindir. Tamam bunu yaptın ama marketlerdeki pahalılığı ne yapacağız? Bir tarafa göre çok kötü, bir tarafa göre çok iyi. Böyle olmaz mı iş? Sağduyu lazım. Fiyat etiketlerindeki durumu da yansıtacaksın. Bunu da vereceksin. Agi düştüyse onu da vereceksin. Sana ne vatandaş doğrusunu bilsin. Siyasi istikrar çok iyi, siyasi iktidar çok iyi ya da siyasi iktidar çok kötü. Tamam siyasi iktidar, fiyat etiketleri kötü. Ama Fırat Kalkanı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı, Zeytin Dalı'nı, Hendek Savaşları'nı yapan da bu siyasi iktidar. Ne yapacaksınız şimdi? Bir sakin olun. Bir sakin. 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 Bak şu haberi yapın. Keyfi zam yapmışlar, 5 markete ceza. Doğru çünkü. Keyfi zam yapıyorlar. Niye? Tek başlarınalar piyasada. Rakipleri yok. Bunun adı nedir? Tekelciliktir. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, zincir marketlerin maliyet artmamasına rağmen bazı gıda ürünlerine sebepsiz yere zam yaptığını ortaya çıkardı. 81 ilde yapılan denetimler ve vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren kurul, zincir marketlerin alış ve satış fiyatlarını inceledi. İncelemede bazı marketlerin alış fiyatları aynı olmasına rağmen ürünlere zam yaptığı belirlendi. Beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyetin artmamasına rağmen %20'nin üzerinde fiyat artışları tespit eden kurul, 5 zincir markete idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Marketlere yönelik denetimler sürüyor. Pozantı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'yle bağlı ekipler de ilçedeki zincir marketlerde fiyat kontrollerini yapıyor. Şimdi bir tekelleşme var. Özellikle gıda ürünleri üzerinde bir tekelleşme var. Büyük zincir marketler kendi aralarında da anlaşarak istediklerini yapıyorlar. Tamam da bunun karşısına bu garibim zabıta memuruyla gidemezsin. Neyle gidersin? Onu dengeleyecek aynı alanda çalışan, mesela gıda alanında çalışan kamu iktisadi teşekkülleriyle gidersin. Adam 30 lira mı diyor bir mala? 15 lira dersin, göreyim bakalım ondan alan çıkacak mı? Zamanında Sümer Bank'ı, şeker fabrikaları, bilmem nesi bunun için vardı. Vatandaşı ezdirmemek için vardı. Üretim için vardı. Şimdi bunlar üretim ekonomisi diyemiyorlar. Ne oldu? Zabıta. Zabıtayla olmaz. Üretimle pahalılığın hakkından gelebilirsin. Bir tek şeyle, üretimle. Eğer bir ülkede sadece 100.000 tane yumurta varsa ve her sene 100.000 tane üretiliyorsa ama 5 sene sonra nüfus 3 katına çıktıysa o 100.000 yumurta yetmeyince üretimi ne olacak? Her yumurtanın fiyatı artacak. Maliyet artmasa bile artacak. O yüzden daha fazla üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz. Reklamları izleyeceğiz, sonra yine haber üreteceğiz. Hadi bakalım reklamlar. Libya'da her kesimle temaslarımızı arttırdık. Suriyelilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri konusunda Batı dahil geniş bir kesimin desteğini almaya başladık. Afrika'nın her yerinde izimizi derinleştirdik. Birlikte kalkınma ve refah yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Türk dünyasında tarihi adımlara imza attık. Paris Anlaşması'nı onayladık. İklim değişikliği önceliklerimiz arasına girdi. Çok taraflılık ve arabulucu konularında aktif rol almaya başladık. Yine ekonomi, ticaret, turizm, savunma sanayi, sağlık gibi tematik alanlarda diplomasimizle kurumlarımıza destek verdik ve somut sonuçlar elde ettik. Antalya Diplomasi Forumu markasını ülkemize kazandırdık. Böylelikle bölgemizde önde gelen aktör dünyada akıllı güç konumumuzu pekiştirdik. Salgına rağmen ikili ve çok taraflı temaslarımız hızla devam etti. Yıl boyunca 320'den fazla telefon ve video konferans görüşmesi, 7'si Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat olmak üzere 74 ziyaret gerçekleştirdik. 79 Dışişleri Bakanı'nı ülkemizde ağırladık. 4 büyük uluslararası etkinliğe başarıyla ev sahipliği yaptığımızı gururla söylemek isterim. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi 17 Haziran'da, Antalya Diplomasi Forumu 18-20 Haziran tarihlerinde, Türk Konseyi Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi de diyebiliriz 12 Kasım'da ve 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdik. Değerli diplomasi muhabirleri, bazı somut konularda 2021 yılında kaydettiğimiz gelişmelere kısaca değinmek istiyorum. Bu yıl hepimizin dikkatini çektiği üzere birçok sorunlu dosyada normalleşme yolunda adımlar attık. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'la temaslarımızı hepiniz biliyorsunuz. Bu temaslar esasında bölgesel yumuşamaya da katkı sağladı. İsrail'le yeni hükümetle birlikte bazı temaslar başladı. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ilerleteceğiz. Tabii Filistin konusundaki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Kudüs'teki gelişmeler sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanmasını sağladık. Keza Fransa ile ilişkilerde gerginliği diplomasi yoluyla azaltmaya başladık. Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın zaferi sonrasında barışın inşası için öncü rol üstlendik. Ermenistan'la normalleşme bağlamında karşılıklı özel temsilciler atadık. İstanbul-Erivan charter uçuşları da yakında başlayacak. Tarihi Şuşa beyannamesinin lafzına ve ruhuna uygun bir şekilde her adımda Azerbaycan ile istişare halinde olduk. 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık'ta Moskova'da gerçekleştirildi. Gürcistan katılmadığı için 2+3 formatında ilk toplantıyı gerçekleştirdik ve ikinci toplantıya da Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediğimizi o toplantıda söyledik. Rotasyon usulü tüm ülkelerin ev sahipliği yapmasını savunuyoruz. Yine Kasım'da ev sahipliği yaptığımız Türk Konseyi Zirvesi, Türk dünyası bakımından adeta bir milat oldu. Zirvede konseyin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Burada Türk devletleri ifadesinin kullanılmış olmasının anlamının büyük olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim. Türkmenistan Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi oldu. İnşallah en kısa zamanda tam üyelikte gerçekleşecektir. Zirvede gelecek 20 yıla dair önemli kararlar aldık, hedefler belirledik. Vizyon 2040 belgesini zirvede aynı şekilde kabul ettik. Yine gözlemci üyelik ve ortaklık kriterleri belirlendi. Çok sayıda talep var gözlemci üyelik için. Gözlemci üyelik statüsü veremediğimiz ülkelere de ortaklık statüsü vermeyi planlıyoruz. Yine bu zirvede aldığımız kararla Türk Yatırım Fonu kuruldu. Yine Türk Akademisi ile Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın personel ve bütçe konularında düzenlemeler yapıldı. Aksakallar Konseyi'nin yönetmeliğini de bu zirvede güncelledik. Afganistan'da insani krizin önlenmesi ve istikrar bugün herkes için hayati önemde. Aksi halde yeni bir terör ve göç dalgası hepimizi etkileyecek. Bu anlayışla Kızılay, AFAD, Maarif ve STK'larımızla sahaya indik. Birleşmiş Milletler'in yardım faaliyetlerine destek verdik. Erken bir aşamada cesur bir karar aldık. Büyükelçiliğimizi açık tuttuk ve geçici yönetimle angajmana girdik. Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki ile Ekim'de Ankara'da, bu ayda yaklaşık 10 gün önce İslamabad'da görüştüm. Yine siyasi kapsayıcılık, kadın hakları ve kız çocuklarının eğitiminde gerekli telkinlerde bulunduk. Bugün Maarif Vakfı Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyor. 14 kız okulunun 10 tanesi şu anda açık. Kabil'deki kız okulunun açılması için de temaslarımız devam ediyor. O günkü görüşmemde Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki'ye de bu konuda destek vermelerini söyledim. Yine Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi Selgey İsmailili kızımız Yurtdışı Türkler Başkanlığı Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim görüyor. Hem de tıp eğitimi görüyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu girişimlerimiz sayesinde ülkedeki Türk çıkarlarını da koruduk. Yani okullarımız, TİKA'mız ve şirketlerimizin çıkarlarını koruyabildik. Şimdi Avrupa Birliği dahil birçok ülke ve kuruluş benzer bir angajman peşinde. Katar'la birlikte Kabil Havaalanı'nın işletmesini devralmak üzere çalışıyoruz. Ve arkadaşlarımız Cuma günü Kabil'de, hafta sonu Doha'da gerekli görüşmeleri yaptılar. Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz. Maalesef Bosna Hersek başta olmak üzere Balkanlarda gerginlik tırmanıyor. Gerek Bosna Hersek, gerek Sırbistan ve Kosova başta olmak üzere Balkanlarda her tarafla görüşebilen ülkelerin başında geliyoruz. Gerginliği azaltmak için yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz. Tüm taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlı şekilde koruduk. 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini diplomatik girişimlerimiz ve gerektiğinde sahadaki mevcudiyetimizle engelledik. Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonunu dünyanın gündemine soktuk. Maraş açılımıyla da ezberleri bozduk. Cenevre'deki gayri resmi görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte haklı politikamızı kayda geçirdik. Yunanistan'la ilişkilerde ülkemize hasım adımlara müsamaha göstermedik. Ege'de adaların silahsızlandırılmış statüsünün ihlali dahil önemli konularda hem diplomasi hem saha boyutuyla boşluk bırakmadık. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'e gönderdiğimiz bir mektupla adaların silahsızlandırılmış statüsünün ihlali durumunda egemenlik konusunun da tartışmalı hale geleceğini kayda geçirdik. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın son dönemde Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme teşebbüsleri barış ve istikrar için sakıncalıdır, son derecede tehlikelidir. Bu konulardaki tutumumuz bellidir, kararlılığımız da tamdır. Bu kararlı tutumumuzla birlikte diyalog yolunda da önemli adımlar attık. Atina ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdik. Ekonomik alanda toplam 25 başlıkta atılacak adımlara dair bir ortak eylem planı kabul ettik ve uygulamaya geçtik. 5 yıl aradan sonra istişari görüşmeleri tekrar başlattık. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi tam üyelik perspektifiyle somut ve olumlu bir gündem temelinde ilerletmeye çaba göstersek de AB tarafı maalesef aynı iradeyi ortaya koyamadı. Yine de 2021'de 3 yeni yüksek düzeyli diyalog mekanizması kurduk. İklim, göç ve güvenlik ile sağlık ve bu mekanizmalar ilk toplantılarını bu yıl içinde gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimiyle temaslarımız sürdü. Cumhurbaşkanımız Biden'la 3 kez görüştü. Bir tanesi telefon, 2 tanesi yüz yüze görüşme. Ben de Dışişleri Bakanı Blinken'la 12 kez görüştüm. Bunlardan 4'ü yüz yüze oldu, 8 tanesi telefonla görüşme şeklinde gerçekleşti. Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi de geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Özellikle anlaşmazlıklarımızı çözüme kavuşturmak ve farklı alanlarda işbirliğimizi güçlendirmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın kararlaştırdıkları stratejik diyalog mekanizmasının kurulmasına çalışıyoruz. En son Blinken'la görüşmemizde bu konuda Türkiye'nin görüşünü bir kağıt olarak, bir non-paper olarak kendilerine verdik. Diğer taraftan Rusya ile 2021'de her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Birçok telefon görüşmemizin yanı sıra mevkidaşım Lavrov'la 5 defa yüz yüze görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna Donbas'ta çözüme özellikle siyasi yollardan ulaşılması için Türkiye olarak biz de yoğun çaba sarf ediyoruz. Özellikle her iki tarafla da ilişkilerimizin iyi olmasının avantajını burada kullandığımızı söyleyebilirim. Diğer taraftan Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve çıkarları önceliğimiz olmayı sürdürdü. Dünyanın her yerinde soydaşlarımızın yanında olduğumuzu bu vesileyle bir kere daha vurgulamak isterim. Batı Trakya'yı ziyaret ettik. Bulgaristan, Makedonya ve Kosova'daki soydaşlarımızla temaslarımızı arttırdık. Yurt dışı ziyaretlerimizde soydaşlarımızla bir araya geldik, geliyoruz. En son Polonya, Finlandiya ve Romanya ziyaretlerimizde soydaşlarımızla bir araya geldik. Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü. Irak ve Suriye Türkmenleriyle yakın temasımız devam ediyor. Ağızka Türklerinin de yanında olmayı sürdürdük. Değerli arkadaşlar, farklı coğrafyalardaki varlığımızı arttırmaya devam ettik. Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka. Biraz önce de bahsettiğim, bu ay düzenlediğimiz Türkiye-Afrika zirvesi herkesin dikkatini çeken bir etkinlik oldu. 38 Afrika ülkesinden 16 devlet ve hükümet başkanı katıldı. 25'i Dışişleri Bakanı olmak üzere toplam 100 bakan bu zirve için İstanbul'daydı. Zirvede 5 yıllık bir eylem planı kabul ettik ve bu eylem planının uygulanması için bir takip mekanizması kurduk. Latin Amerika ile temaslarımız bu yılda artarak sürdü. Yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde ekonomi ağırlıklı 941 eylem alanı belirledik ve bunları uygulamaya başladık. Uluslararası kuruluşlardaki etkin varlığımızı da artırarak sürdürdük. 2021'de D8, Asya İşbirliği Diyaloğu, Türk Devletleri Teşkilatı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Asya Parlamenterler Asamblesi dönem başkanlıklarımızı başarıyla yürüttük ve bazılarını diğer üye ülkelere devrettik. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği dönem başkanlığını devraldık. Seneye de MİGDA dönem başkanlığını üstleneceğiz. Biliyorsunuz MİGDA G20 içinde Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu bir platform giderek kurumsallaşıyor ve etkinliği artıyor. Önümüzdeki yıl G20 zirvesinde de liderler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesi için Dışişleri Bakanları ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda dönem başkanlığını Avustralya yürütüyor. İstanbul Milletvekilimiz Büyükelçi Volkan Bozkurt, Birleşmiş Milletler'in 75. kuruluş yıl dönümünde Genel Kurul Başkanlığını, Büyükelçi Altay Cengizer, UNESCO Genel Kurulu Başkanlığını başarıyla icra ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul'un bir BM merkezine dönüştürülmesi yönünde somut adımlarımız sürüyor. Medeniyetler İttifakı'nı yeniden canlandırdık. Kısa bir süre önce Cenevre ofisini açtık ve şu anda başında bir Türk Büyükelçi görev yapıyor. OECD İstanbul merkezini açtık. Çok kıymetli basın mensupları, anlaşmazlıklar dünyada artarak devam ediyor. Fakat bu anlaşmazlıkların çözümü alanında biz Türkiye olarak katkılarımızı sürdürdük. Bu yılda Venezuela, Filipinler, Bosna Hersek, Etiyopya, Sudan, Filistin gibi birçok konuda barış yolunda girişimlerimiz devam etti. Terörle mücadelede hem küresel çabalara katkılarımızı sürdürdük, hem PKK ve FETÖ'yle mücadelede somut kazanımlar elde ettik. Bu bağlamda 2021'de Togo ve Etiyopya'daki FETÖ iltisaklı okulları Maarif Vakfı devraldı. Yine Bisao'da FETÖ okulları kapatıldı. Kırgızistan'da ve Sırbistan'da ilk Maarif Vakfı okulları açıldı. Güvenli turizm projemizi tüm dünyaya tanıttık. Uçuşların başlaması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması bu dönemde önceliğimiz oldu. Avrupa Birliği'nin dijital koronavirüs sertifikası sistemine katıldık. Vatandaşlarımızın Avrupa'ya seyahatlerini bu vesileyle kolaylaştırdık. Endonezya'dan Sırbistan'a birçok ülkeyle aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdık. 2021 yılında temsilcilik ağımıza 5 yeni misyon ekledik. Uruguay, Montevideo, yine Togo Lemo, yani Uruguay Montevideo'da da, Togo Lome'de büyükelçiliklerimizi açtık. Yine Sırbistan Yeni Pazar, Özbekistan Semerkant, Birleşik Krallık Manchester Başkonsolosluklarında bu sene fiilen açmış bulunuyoruz. Yine Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı New York'taki Türk Evi bir gurur nişanesi oldu. Bu yıl değerli basın mensupları 2.6 milyonun üzerinde konsolosluk işlemi yaptık. Geçen sene bu rakam 2 milyon civarındaydı. Afganistan'dan vatandaşlarımızı hızla tahliye ettik. Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk. Yine Körfez'inde kaçırılan 15 denizcimizi yurda getirdik. Yurt dışında vatandaşlarımızın ve Müslümanların karşı karşıya kaldığı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi meseleleri yakından takip ediyor, bunları raporluyoruz. Ve raporlarımızı da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşacağız. 2021 yılında 434 bakanlık açıklaması, 50 soruya cevap yayınladık. Mevkidaşlarımla yurt içinde ve yurt dışında 59 ortak basın toplantısı düzenledim. Ulusal ve uluslararası basında 50'ye yakın mülakat ve makalem yayınlandı. Değerli arkadaşlar, size 2021 yılına dair gelişmelerin genel resmini burada çizmeye çalıştım. 2022'de de her coğrafyada etkin, dinamik ve sonuç odaklı diplomatik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" ilkesi çerçevesinde daha adil bir dünya için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Vatandaş, soydaş ve akraba topluluklara mesai mefhumu olmadan hizmet götürmeyi sürdüreceğiz. Ticaret, sağlık ve turizm diplomasisine ağırlık vereceğiz. Antalya Diplomasi Forumu'nu kurumsallaştırıp vakfı inşallah meclisimiz eğer yasayı kabul ederse vakfımızı kuracağız. Dolayısıyla Antalya Diplomasi Forumu'nu kurumsallaştırıp geleneksel hale getireceğiz. Ve dünyanın ve bölgemizin geleceğine dair yeni fikirleri inşallah Antalya'da tartışmaya devam edeceğiz. Forumun ikinci toplantısı diplomasiyi yeniden kurgulamak, Recoding Diplomasi temasıyla 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşecek ve sizleri de hepinizi oraya bekliyoruz. Geçen sene pandemi sebebiyle kısıtlamalar yapmak durumunda kalmıştık. İstediğimiz düzeyde katılımcıyı davet edememiştik. İnşallah bu sene daha geniş katılımla hep beraber gerçekleştireceğiz. Diplomasimizde ilkelerimiz ile sahadaki gerçekleri dengeli şekilde buluşturmaya devam edeceğiz. İlgili bakanlıklarla, öğretmeniyle, iş insanıyla, bilim insanıyla, TİKA'sı, Yunus Emre'si, Marif'i, Diyaneti, Türk Hava Yolları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışacağız. Bütün bu çalışmalarımızda elbette siz değerli basın mensuplarının, özellikle de diplomasi muhabirlerinin desteğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışmaya sizlerle de devam edeceğiz. Ben sözlerimi burada tamamlayarak sizlerin sorularına daha fazla cevap ayırmak istiyorum. Şimdi sizlerin sorularınızı elimizden geldiği kadar cevaplamaya devam edeceğiz. Tanju Bey, moderatörlüğü siz mi yapacaksınız? Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hemen sırayla başlayalım. Kendinizi tanıtırsanız ilk önce kurumumuzda biz sizleri tanıyoruz ama yine de bu şekilde bir Seviler Kuş Hürriyet'te yayınlıyoruz. Sayın Bakan, Ermenistan'la normalleşme amacıyla atanan özel temsilcilerin görüşme takvimi belli oldu mu acaba? Bu görüşmelerde öncelikli konuların ne olmasını hedefliyorsunuz? Ayrıca bu kapsamda, bu inisiyatif alındıktan sonra yıllardır beklemekte olan protokollerin meclis onayı konusunda öngörünüz nedir? Teşekkür ederim. Hangi protokollerden normalleşme, Ermenistan'la normalleşme. 2009 protokol. Anlaşması mı diyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Her iki tarafta özel temsilcisini atadı, görevlendirdi. Bundan sonra tabii özel temsilcilerin telefonla önceden görüşüp ikili yüz yüze görüşme için bir tarih belirlemesi gerekiyor. Yer belirlemesi gerekiyor. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın böyle bu yönde bir arzusu var. Moskova'da gerçekleşecek. Ama ilk toplantının dışında temasların biz doğrudan olmasını arz ediyoruz. Niye iki tane karşılıklı özel temsilci atadık? Doğrudan görüşsünler. Charter uçaklarının da başlayacağını, yakında başlayacağını sizlere biraz önce bir kere daha söyledim. Dolayısıyla karşılıklı ziyaretler dahil ilk doğrudan temasa geçip bir yol haritası belirlemeleri gerekiyor. Hangi adımlar atılacak? İlişkilerin normalleşmesi konusunda. Tabii bu süreçte yine biraz önce vurguladığım gibi Can Azerbaycan'la istişare önem arz ediyor. Eşgüdüm önem arz ediyor. Bazı ileride adımları da ileriki safhada umarım Ermenistan bu çizgide devam eder. Mesajları olumlu ama eylemde bunları görmek istiyoruz. Ve üçlü bir şekilde adımlar da atabiliriz. Sizin bahsettiğiniz bu protokollere dönecek olursak, yani bunların bir anlamı kalmadı. Neden kalmadı? O zaman iyi niyetle bir girişim oldu. Fakat bu protokolün en önemli kısımları biliyorsunuz Ermenistan Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dolayısıyla bunlar artık geride kaldı, başarısız oldu. Maalesef başarısız oldu o günün şartlarında. Bugün yeni bir süreç başladı. Bu süreç çerçevesinde yeni adımların atılması gerekiyor. İlişkilerin normalleşmesi. Bu Kafkasya'nın, Güney Kafkasya'nın istikrarı, barışı ve refahı için önemli olacaktır. Dolayısıyla burada özel temsilcilerin ilk buluşmasında bir yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulunacaklardır. Ve ondan sonra düzenli bir şekilde de buluşmalarında, telefonla görüşmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Üçlü liderler zirvesi ev sahipliği sırası İran'daydı. Maalesef salgın sebebiyle bu zirve geçen sene gerçekleştirilemedi. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konsey toplantısının ev sahipliği sırası da İran'da. Sayın Cumhurbaşkanımız en son telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye 2022'nin ilk aylarında Tahran'a gidebileceğini de bu zirve için söylediler. Belki bu marjda lider üçlü eğer Putin'in de programına uyarsa bu Aslan'a liderler zirvesi de gerçekleştirilmiş olur. Diğer taraftan Aslan'a sürecinin bir de Dışişleri Bakanları toplantısı var. En son uzmanlar düzeyinde Nur Sultan'da bu toplantı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanları toplantısının da Türkiye'de yapılması için hem Lavrov'a hem de İran Dışişleri Bakanı'na düşüncelerimi söyledim, tekliflerimi ilettim. Belki Dışişleri Bakanları toplantısını da Türkiye'de gerçekleştiririz. Ve zirvenin de hazırlığını yapmış oluruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de aramızda görmek isteriz demişti. Bu konuda bir ilerleme var mı Sayın Bakanım? Diğer sorumda Suriye'de bazı kaynaklar Türkiye ile PKK'yı bitirmek üzere görüştüklerini iddia etti. Bu iddianın doğruluğu var mıdır? Teşekkür ediyorum. Biraz önce konuşmamda İstanbul'daki zirvede Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik ve ortaklık statülerinin kriterlerini belirlediğimizi söylemiştik. Gözlemci üye olabilmek için bir ülkede Türkçenin ya da akraba dillerinden birisinin resmi dil olması gerekiyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu kriterleri doğal olarak karşılıyor. Genel Sekreterlik bu kriterler belirlendikten sonra bir çalışma başlattı. Genel Sekreter ve yardımcıları. Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Devleti olarak bu üye ülkelerin, yani Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelerle birlikte üye olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda da gözlemci üye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da gözlemci üye. Dolayısıyla burada biz bir sorun görmüyoruz. Bundan sonraki süreçte başvuru ve değerlendirme çalışmaları olacak. Biz de dönem başkanı olarak, teşkilatın dönem başkanı olarak bu çalışmalara öncülük edeceğiz. Diğer sorunuz, ikinci sorunuz. Şimdi Suriye'de hep şunu söylüyoruz. Bir, biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm açıklamalarımızda bunu vurguluyoruz. Tek taraflı açıklamalarımızda, ikili toplantılarda, üçlü Astana formatı dahil tüm toplantılarda bu vurgulanıyor. Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantılarda tüm tarafların olduğu burada vurgulanıyor. PKK-YPG bölücü bir terör örgütüdür. Türkiye'de başaramadıklarını Irak'ta ve Suriye'de başarmak istiyor. O yüzden Irak'ta da sahaya sadece dağlarda değil, bazı şehirlere ve kırsal kesime de indiler, yerleşim yerlerine indiler. Yine Sincar'da biliyorsunuz PKK mevcudiyeti var. Bağdat ve bölgesel yönetim bir anlaşma imzaladı. Sincar Anlaşması. Yani PKK'yı buradan temizlemek için. Ama henüz bu anlaşmayı hayata geçiremediler. Çünkü orada bazı milisler, yani Iraklı milisler PKK ile angajmana girmiş durumda. Dolayısıyla PKK'nın her yerde hedefi aynıdır. Yani o ülkeleri, topraklarını bölmek. Suriye'de de bu bölücü ajandasını, yani Suriye'nin topraklarını bölme hedefini zaten gizlemiyor. Maalesef bazı ülkelerden de, başta ABD olmak üzere, destek görüyor. O nedenle rejimle şu andaki yani ilişkilerimiz bir tarafa, terör örgütleriyle mücadele ortak menfaatimizedir. Herkesin ortak menfaatinedir. Biz terörle mücadelede ayrım yapmaksızın herkesle işbirliği içinde oluruz. Bu konuda yani rejimle daha önce istihbari düzeyde bazı temasların olduğunu zaten en üst düzeyde açıklamıştık. Onun dışında son günlerde basında yer alan bu haber için söylüyorum. Yani son zamanlarda bu çerçevede özel bir görüşme olmadı yalnız. Dilara Aslandeyli, Sabah Gazetesi. Sayın Bakanım, bazı yabancı ajanslar Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Kabil Havalimanı'nı işletmek için girişimlerde bulunduğunu yazdılar. Acaba bu konuda Türkiye ve Bahreyn arasında bir iletişim var mı? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Taliban yönetimi devralmadan önce Kabil Havaalanı'nın askeri kanadını biz yönetiyorduk. Evet, televizyon gazetesi devam ediyor. Bir reklam arası verdik. Dışişleri Bakanı'na demişler ki Halil Nebiler reklam arası verdi. Sayın Bakanım girelim mi? Girin girin demiş. Gitti. Yani yaklaşık yarım saat gitti. 20 dakika bir şey kaldı. Anlatabileceğimiz her şeyi anlatmaya çalışacağız ama önce bir şey söyleyeceğim size. Bir mektup okuyacağım. Şimdi bu dolar fırladı, etti, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu ya. Şimdi bizim bir sıkıntımız yok. Sağ olun, sizin sayenizde bir sürü sıkıntımız çözüldü. Dijitürk'e, TVBU'ya, şuraya, buraya, her yere girdik. İzlenme oranımız 4 kat arttı. Sayenizde reklam gelirlerimizi de arttırmaya başladık. Farkındaysanız eskisi gibi ayda bir, 2 ayda bir ya falan demiyoruz. Ama herkesi etkileyen bir sıkıntı bizi de etkiledi. Adnan Türkkan bana bir mektup göndermiş. Aslında bana değil, size göndermiş. Diyor ki, değerli dostumuz, Sizlerin emeğiyle ulusal kanalımız DigiTürk ve TV Bu'ya girdi. Artık 5 milyon haneye daha üretenlerin sesi ve çözümleri ulaşıyor. İzlenme oranlarımız son bir yılda tam 4 kat arttı. Reklam gelirlerimizi de arttırıyoruz. Hep birlikte başardık. Bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. TürkSat konusunda acil durumu sizinle paylaşmak için bu mektubu yazıyoruz. Ulusal kanal olarak 2021 Aralık ayı itibariyle TürkSat borcumuz $56.400. TürkSat şu an için dolar kurunu 7,5 liradan hesaplıyor ancak Ocak ayı itibariyle dolar kurunu 11 liradan hesaplayacaklarını bildirdiler. Hem birikmiş borcumuz nedeniyle hem de kur farkından dolayı %50'ye yakın borç artışı yaşamamak için TürkSat borcunu 31 Aralık Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor. Eğer borcumuzu 31 Aralık'a kadar ödersek, bugün ayın kaçı? 24 gün var abi ya. Ya şimdi mi söylenir bu? Eğer 31 Aralık'a kadar ödersek, yani 4 günde ödersek, dolar borcumuz dolar olarak 56.400 lira. Dolar kuru 7,5 lira, Türk lirası karşılığı 423.000 lira ödeyeceğiz. Yok, ödeyemedik. Ocak ayına sarkarsa dolar borcumuz yine 56.400 ama dolar kuru 11 liradan hesaplanacağı için Türk lirası karşılığı 620.400 lira. Yani nereden baksanız 4 günde 200.000 lira haşırt tulu blackboard oluyor. Ya bu hakikaten adaletsiz bir şey bu ya. Özetle TürkSat borcu 31 Aralık'ta 423.000 liraya kapatılabiliyor. Ocak ayına sarkması durumundaysa yaklaşık %50 artışla yaklaşık değil işte 3.000 lirayı çıkart 620.400'e çıkıyor. Reklam ve sponsorluk gelirlerimizi arttırmaya büyük çaba harcıyoruz ancak dolar kurunda olağanüstü yükseliş nedeniyle 31 Aralık'a kadar acil durum söz konusu. TürkSat ödemesini sizin gibi sınırlı sayıda gönüllümüzün imecesiyle aşacağımıza inanıyoruz. Sınırlı sayıda mı demiş? Ya acaba bana bu attığı mektubu sırf bilgim olsun diye mi attı, okuyayım diye atmadı mı? Eyvah, yanlış mı yaptık? Neyse canım, Allah Allah, yani izleyici de bilsin durumu. Yani bu dolardaki oynama, çıkma, inme, zarttı zurtu yüzünden 4 gün içinde borcu ödedik, ödemedik. 200.000 lira fazladan zararımız olacakmış. Bunu bildirmiş. Galiba oku diye atmadı ama ben okumuş oldum. Kusura bakmasın. Sizin de bilginiz olsun. Bizim sizden gizli saklı bir şeyimiz yok ki. Değil mi? Vay be, hakikaten bilgim olsun diye attıysa, ben bunu bütün izleyiciyle paylaştıysam bizim gizlimiz saklımız yok artık. Olduysa oldu. Ne olduysa oldu. Ne yapayım? Biraz gazete haberlerine bakalım. Gazete haberleri nasıl veriliyor ona bakalım. Özel teftiş başlamış, anında yanıt gelmiş. Hatırlayacaksınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi teröristleri alıyor falan diye bir açıklaması olmuştu İçişleri Bakanı'nın. Sonra bir tartışma başladı. Teröristse gel topla, niye duruyorsun falan dedi İmamoğlu. Dün bir haber çıktı. Özel teftiş başladı diye. Süleyman Soylu konuşuyormuş abi. Bu Süleyman Soylu mu konuşuyor? Bu konuda mı? Abi talih diye buna derim. Konuşsun. Şey için. Bunlar için FETÖ var. PKK var. KCK var. YHKPC var. MLKP var. MKP var. Ve bütün örgütler. Peki biz bunu niçin yapıyoruz? Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Teröristle mücadele etmeyecek miyiz? Şu soruyu bütün Türkiye'ye sormak istiyorum. Fehri Yerdal kimdi? Ve çok yüksek korunaklı Sabancı Sentra nasıl girmişti? Ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti? Peki Muhammed Fatih Safi Türk kamunun içerisinde görev alanlarının işbirliğiyle katledilmemiş mi? Peki Şırnak'taki adliyelerde adliyenin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi? Peki en son Cihan Güven katledildi Cizre'de. Peki nasıl katledildi ve kim katletti? PKK ve KCK'nın YPS olarak nitelendirdiği, HDP'nin de kendi gençlik kolları mensubu olarak nitelendirdiği PKK ve KCK'nın talimat vererek, yani siyaset içerisinde meşru bir kılıf büründürerek, bir kılıfa büründürerek sağladığı bir kaplama ile birlikte katlettirildi. Şimdi biz kendimizle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı ve iltisakı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır. Tam tersi. Burayı temizlemeye, yarın öbür gün başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için terörle devletin, terör irtibatıyla devletin bir arada olmayacağını ortaya koyabilmek için bunu gerçekleştiriyoruz. Peki kıymetli arkadaşlarım, yarın öbür gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse, ki biraz sonra örneklerini vereceğim, gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? Arkadaş, siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir? Siz hangi sorumluluğun içerisindesiniz ki bunlara evet ve hayır demediniz? Beni bağışlayın ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele ediyoruz. Yine beni bağışlayın. Biz laf cambazlığıyla da bununla mücadele ediyor değiliz. Türkiye'de şu anda, Türkiye'nin her tarafında huzur var ve güven var. Bunu sağlamaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu bir konseptle birlikte Türkiye bütün güvenlik güçleriyle, bütün istihbarat ağıyla bunu sağlamaya çalışıyor. Şimdi DİADER diye bir dernek var İstanbul'da. Yaklaşık bundan 7-8 ay evvel veya 5-6 ay evvel arkadaşlarımız geldiler, böyle bir çalışma yaptığını söylediler. Devam edin dedik. Ve bu DİADER denilen dernek tamamen örgüt elebaşı APO tarafından talimatla kurdurulmuş. Bizatihi kendi talimatıyla beraber kurdurulmuş. Dini istismar etmek üzere niteliklendirilmiş bir dernek. Ve biz bununla ilgili çalışma yaparken bir şeye daha ulaştık. Buradan referansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne insanların girdiğini ve burada da çalıştıklarını tespit ettik ve gördük. Ve bunun üzerine bunu biraz daha geliştirdik. Bu arada ihbarlar gelmeye başladı. Yani daha önce PKK ve KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, yine bunun yanı sıra yine başka terör örgütlerinden polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış, katkı vermiş ve yargı tarafından da bu tescil edilmiş. Ve yine bütün bunların yanı sıra FETÖ'den ihraç ettiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Baylok kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak buraya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alındığı, hangi sahiple ve nasıl alınıyor? Biliyorsunuz, kamuda devlet memuru olarak işe alınmaktır, sözleşmeli olarak işe alınmaktır. Ama belediyede bir kamu teşekkürüdür. Belediyelerde de bunun yanı sıra bir şey daha yapılabilir. Onların belediye iktisadi teşekkürleri üzerinden de işçi statüsüyle beraber işe alınabilir. Şimdi burada bir önemli adım daha var. Buradaki işe alınanlar sadece işçi derken şey yapmıyorlar, mahalleleri süpürmüyorlar, temizlemiyorlar. Burada alınanların bir bölümü kamunun çok kritik yerlerinde de, yani ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip. Şimdi biz bunları izlemeyelim, takip etmeyelim. Biz bunlardan gelebilecek herhangi bir tehdidi öngörerek tedbir almayalım. Elbette ki tedbir almalıyız. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve biz bunu yapmak zorundayız. Ve bunun için de Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Etrafımızdaki coğrafyanın hangi halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin içerisine sızdırılan, dışarıdan gelen, bazen yabancı uyruklu, bazen kendi uyrumuza mensup insanlarla hangi terör belalarıyla karşı karşıya kaldığını yaşadık, hala yaşıyoruz. Yüzlerce eylemi sadece biz bu yıl engelledik. Nasıl engelledik? Hangi anlayışla beraber engelledik? Çok stratejik bir noktada, çok stratejik bir konuda sizin herhangi bir güvenlik soruşturması yapmadan, herhangi bir araştırma yapmadan aldığınız, geçmişte PKK ve KCK'dan, hatta şu anda, yani hani diyorlar ya, hiç tutuklu var mı, niye tutuklamıyorsunuz diye. Evet, yapılan soruşturma, tutuklamak mercisi ben değilim. Bağımsız yargıdır. Netice itibariyle biz anayasanın ve kanunların bize vermiş olduğu bir yetkiye dayanarak böyle bir ihbarı, böyle bir şikayeti, böyle bir tespiti araştırmak ve soruşturmakla mükellefiz. DİADER soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak alınan, sözde imam olarak alınan ve bizatihi PKK-KCK terör örgütü tarafından hatta maaşlarının bir bölümünün bütün iddianamede Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Hepsi söz konusu. Terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve bu konuda bir organizasyon içerisinde bulunanların bir kısmı tutuklandı. Ve bunlar belediyede çalışıyor. Daha yeni. Yani bu dediğim olay 10 günlük, 15 günlük, bizim 6 aydır, 7 aydır takip ediyoruz. Ve yine söylüyorum. Yani aziz milletimize şunu sormak isterim. Siz terör örgütünden baylokçu olduğu için, terör örgütle ittisakı ve irtibatı baylokçu olduğu için, Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen, jandarmadan, polisten FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız? Kendi evinizin önünde güvenlik görevlisi olarak olmasını temin eder, sağlar mısınız? Buna rıza gösterir misiniz? Arkadaşlar, bunun siyasi bir tarafı yok. Bunun bir güvenlik tarafı var. Her meseleyi kendine ait bir siyasal kaldıraç olarak kullanıp kendini muhafaza etmek için, efendim beni şöyle sıkıştırıyorlar ve 1000 tane iş yapıyorsun. Ben hangi meselende, kimin hangi meselesiyle uğraşıyoruz? Ama anayasanın bize verdiği yetki, kanunun bize verdiği yetki, bu millet vergilerini veriyor. Sabahleyin çocuğumu okula gönderiyor ve bize diyor ki ya beni koru, beni muhafaza et, beni tehditlere ve tehlikelere karşı koru ve muhafaza et. Ve biz de milletimizi buna karşı korumak ve muhafaza etmek zorundayız. Siz eğer bir personelin alım kriterlerini bu ülkenin stratejik olarak, temel olarak bir güvenlik esasına dayandırmaz, İttisakı ve irtibatı olan adamları, FETÖ'den ihraç edilmişleri, bir polisin şehadetine karışmış olanları, APO'nun İmralı'dan serbest bırakılması için defalarca eyleme katılmış olanları, PKK ile ilgili yazılama yapanları ve nihayetinde sözde kendisini din görevlisi olarak tanımlayıp bu konuda dini istismar ederek PKK ve KCK tarafına evirmeye çalışanları ya bir kurumun içerisine alırsanız bu normal mi? Ya hangi biriniz iş arkadaşı olarak böyle birisiyle yürümek istersiniz? Bana bunu söyler misiniz? Adli sicil kayıtlarına ilişkin bazı yanıtlar... Şimdi bunların hepsi, kardeşim tutuklu olduğunu söylüyorum. Hangi sicil kaydından bahsediyorum? Tutuklanmış olanı söylüyorum. Netice itibariyle bizim güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları kanunumuz çok açık ve nettir. Orada kurumların yetkileri, yetkinlikleri de bellidir. Böyle bir şey çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey ilgili valiliğe müracaat etmek ve bu kişilerin de rızasını alarak ya sizle ilgili böyle bir değerlendirme var. Bunu ilgili valilik, ama bunu da tabii ki oradan işe aldığınız, işçi olarak işe aldığınız, personel yöneticiliği olarak verdiğiniz insanlara yaptırmamanız lazım. Devletin muhataplığı burada Büyükşehir Belediyesi'ndeki kamu yöneticileri. Yani örneğin genel sekreterdir. Gider der ki ya bizim böyle bir derdimiz var, sıkıntımız var. Biz bu kadar insan işe alacağız. Acaba şuna bir bakabilir misiniz? Denmiş mi, denilmiş mi? Hayır. Ama bundan hiçbirisi sağlanmamış. Bundan hiçbirisi almamış yani. Benim de küçük de olsa bir şirketim var. Ben de işime adam aldığım zaman elbette ki adli sicil kaydına bakıyorum. Ama benim böyle bir yetkinliğim yok. Çünkü ben özel sektördeki bir şirketin sahibiyim. Ama kamuya adam oluyorsunuz. Yani beni bağışlayın. İSKİ'de yani suyun başına adam alıyorsunuz veya oradaki bir kontrolü yapmaya yönelik birisini alıyorsunuz. İGDAŞ, doğalgazdaki birisine bir kişiyi alıyorsunuz ve görevlendiriyorsunuz. Veya orada takip ettiğiniz, kendi parklarınızla ilgili kimin geldiğini, kimin gittiğini gördüğünüz, kritik insanların, kritik çocukların olduğunu gördüğünüz yerlere adam alıyorsunuz. Ben size bu örnekleri onlarca, yüzlerce, binlerce söyleyebilirim. Bunların hepsi bizim açımızdan önemlidir ve biz devlet olarak bunu takip etmekle mükellefiz, sorumluyuz. Yani öbür gün o çocukların başına bir şey gelirse, yani öbür gün suyun başına bir şey gelirse, yani öbür gün İGDAŞ'ın, doğalgazın başına bir şey gelirse biz ne yapabiliriz? Milletimize nasıl hesap verebiliriz? Nasıl milletimize bu konuyu izah edebilme kabiliyetine sahip olabiliriz? Daha demin söyledim, DİADER soruşturmasından tutuklular var, iddianame açılıyor. Bizim tespitlerimiz var. Burada yapılması gereken şudur. Ya arkadaş, evet, nasıl bir yoğunlaşma oldu bilmiyoruz. İşte 600 kişi alındı. Ya 550 kişi, 560 kişi alındı, sayısı her ne kadarsa veya daha ne kadar çıkacaksa veya ne kadar olacaksa. Ya biz bu konuda elimizdeki bütün bilgileri ve verileri size verelim, siz bize yardımcı olur musunuz demek var iken, ya bunu bir siyasal mesele haline getirmek, benim üzerime şöyle geliyorlar, böyle geliyorlar diye nitelendirmek, ya en azından bana göre bir sorumsuzluk örneğidir. Ve biz bunu bütün kurumlarımıza yapıyoruz. Bizim derdimiz burada, tekrar söylüyorum, terörle mücadele etmektir ve terörle mücadele etmek zorundayız. Belediyeye bildirildi mi efendim bu isimler? Söz konusu bu isimler belediyeye. Şimdi değerli arkadaşlar, bu teftişin açılmasının sebebi de budur. Son dönemlerde işte çeşitli sayılar söyleniyor. Elbette ki yani biz belediyenin bakanlık olarak kaç kişi aldığını takip edenlerden değiliz. Böyle bir sorumluluğumuz da yok. Bizim buradaki perspektifimiz halkımıza zarar verebileceğini düşündüğümüz bir terör perspektifidir. Biz bu perspektife bakarız. Şimdi verdiğimiz teftiş kararıyla da şunu sağlamaya çalışıyoruz. Ya bu da çok normal. Ben dün yaklaşık akşama kadar 550'nin üzerine teftiş kararı imzaladım. Ve bu bütün yani yerel yönetimlerimizle ilgili, bazen kaymakamlıklarımızla ilgili, bazen valiliklerimizle ilgili, yani kendimize ait ve sorumlu olduğumuz anayasanın ve kanunun verdiği çerçeveler içerisindeki teftiş kararı imzaladık. Gün pazardı. Ve bu teftiş kararlarını teker teker okuduk. Arkadaşlarımızla değerlendirdik ve imzaladık. Bir tane kararı imzalamıyoruz ki birçok kararı imzalıyoruz. Ve bu bizim sorumluluğumuz. Şimdi imzaladığımız kararda şu var. Gidecekler. Bu yeni alınan kişilerin elbette ki süreçlerine bakacaklar. Elbette ki herhangi bir suçluluğu olmayan kişi veya herhangi bir iltisak olmayan kişiyle ilgili bizim bir sorumluluğumuz yok. Veya o insanların da bir sorumluluğu yok. Ya bunu çarpıtıp işte şu kadar insan çalışıyor, hepsini töhmet altında bırakıyorsunuz. Yani biz, affedersiniz, İçişleri Bakanlığı'ndan 50.000 kişi ihraç ettik. İçişleri Bakanlığı'nın bütün çalışanlarını mı töhmet altında bırakmış olduk yani? Böyle mi oldu? Böyle mi oluyor? Ya burada ilkel siyasi bir takım yaklaşımlarla meselelerin üstü kapatılmaması, tam anlamıyla huzurun ve güvenin temin edilmesi için her birimizin sorumluluk içerisinde çalışması gerekir. Biz bunun gayreti içerisindeyiz ve terörle mücadelemiz bizim başından itibaren hakikaten başarılı bir şekilde devam etmektedir. Milletimizin büyük fedakarlığı var. Şehit ailelerimizin büyük fedakarlıkları var. Gazilerimizin ve gazi ailelerimizin büyük fedakarlıkları var. Ve biz bu fedakarlıkları hakim bırakamayız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Bakan açıkladı. İlginç bir soruşturma, ilginç bir konu. Ama zaman bitti. Önce Dışişleri Bakanı, sonra İçişleri Bakanı. Söyleyecek bir şey kalmadı. Ama yarın mutlaka bu konu üstünde konuşacağız. Şimdi yapılacak bir şey yok. Yarın sabah saat 9.30'u bekleyin. Yarın sabah saat 9.30'da buradayım. Yarın saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın, ama sadece yarın saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.